Evet Salih Bey, bugün Trabzon İl Genelmesi'ni buraya getirdiniz. Evet. Bu konuda bir değerlendirme verir misiniz? Meclisimizi birkaç aydan beri Turub'u ziyaret için davet etmiştim. Teşekkür ederim, sağ olsunlar, Allah razı olsun. Bugün kırmadılar, geldiler. Niye feveran ettiğimizi, gelsin bir ziyaret etsin, yerinde bir görsünler diye davet etmiştik. Geldiler, gördüler, kendilerine teşekkür ediyoruz. Sadece biz misafirimdirler, şahsi misafirimdirler. Davet ettim, geldiler. Başka Ve bir şey. Araklı halkına bir nevi destek oldu bu, değil mi? Araklı halkının feveranını bunlar meclisimiz gördü yani. İnşallah hayırlı bir şekilde değerlendirilir. Yani meclis de artık yani bu yeşil alanın kalmasından yana gibi görünüyor. Onu meclisimiz değerlendirecek. Ben şimdi onların adına bir şey konuşamam. Sadece meclisimizin, arkadaşlarımızın burayı ziyaret etmesini ben istemiştim. Teşekkür ederim. Kırmadılar, yani ziyaret ettiler. Bir nevi destekti tabii. Ziyaret, kendileri destek verecek inşallah yani, bilemiyorum. Evet, biz İl Genel Meclis üyeleri olarak geldik. Böyle bir yerin çöp alanı olamayacağı görüşünde bütün arkadaşlarımız. Yani burada yapılacak bir çöp tesisi Sürmene'de olan rezaletin aynısının olabileceği ve böyle güzel bir alanın çöp alanı olarak seçilmesi vahim bir durumdur. Yani Araklı'nın yüzlerce kilometre kare arazisi var. Bu alan biraz daha yukarı kaydırılabilir. Ve yani siz meclis olarak buraya destek için mi geldiniz? Burada bu çöp alanın olamayacağını gördük ve inandık. Yani buraya bu çöpü dökmekle mükemmel bir doğa yok oluyor. Bir de merkeze çok yakın olduğu için sağlık sıkıntıları, Sürmene'de yaşanan ishal vakalarının burada olabileceği görüşündeyiz. Yani bunu 3-5 kilometre daha yukarıda Araklı'nın boş ve yapılabilecek mükemmel arazileri vardır. Oraya kaydırılması çok uygundur yani. Evet, şu anda İl Genel Meclisi üyesi geldi, burayı ziyaret ettiler. Sizin düşünceniz nedir bu konuda Ali Bey? Ben tek kelimeyle şunu söyleyebilirim. Burası için ancak Türkiye'de yapılabilecek şey diyelim, yani tettirilecek şey. Yani Türkiye'de olur bu olay, tettirilecek bir olay bu. Çok güzel bir alan. Burası çöpün dışında her şekilde değerlendirebilecek bir alan. Koşu alanı, oteller, efendim turizm alanı, üniversite alanı, futbol tesisleri, komple tesisleri yapılabileceği bir alan. Ama maalesef burası kurban ediliyor. Doğu Karadeniz'de ben inanmıyorum ki böyle bir yer daha var diye. Doğu Karadeniz'de böyle güzel bir yeri çöp alanı olarak tahsis etmek pek akıl işi değil diye düşünüyorum. Derhal bu karardan vazgeçilip burası farklı bir şekilde hem bölgenin, hem Trabzon'umuzun hem Araklı'mızın hizmetinde insanlara kirli maliyeti sağlayacak bir şekilde değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum.